yapacağız, eve gideceğim. Sayılacak bir yaşta ölümüyle ilgili hiç kuşkunuz oldu? Hayır. Hayır. Yani Atatürk'ün ölümü normal. Çok normaldir. O hayatta zaten o kadar yaşadığını hayret etmek. Yani rahmetli dedecim derdi, içkiden öldü diyorlar. Hayır efendim derdi. Kahrından öldü bu adam. Yani etrafında adam yok. Bakın ben hep söylüyorum. Atatürk hakkında adam gibi biyografi okumak istiyorsanız Bozkurt'u okuyun. Ama Türkçesini değil. İngilizce orijinalini okuyun. Ben hayatımda Atatürk'ü bu kadar güzel anlatan bir kitap görmedim. Çünkü niye yasaklanmıştır bilmiyorum, onu biliyor musunuz? Adam özetle diyor ki Armstrong, etrafı gerizekalı doluydu. Bu adamın en büyük başarısı önce bunlara karşı kazandı diyor. Armstrong diye bir yer, evet. Orada o kadar ilginç ki. İnönü, Kütahya, Eskişehir muharebelerini kaybetti. Atatürk bir geliyor, Atatürk'ü çağırıyorlar. Apar topar geliyor Atatürk. İnönü, üniforması buraya kadar açık. Yanında Yakup Kadri. Atatürk çadıra giriyor, İnönü yerinden bile kalkmıyor. Her şey bitti diyor. Atatürk böyle sırtında pelerine bakıyor. Deja kazandı. Şimdiden kazandı. İnönü aval aval ne diyor bu herif? Ordunun yarısı kaçmış. Mağlup olmuş. Elde avuçta hiçbir şey yok. Atatürk'e diyor, ne diyorsun lan sen? Atatürk diyor ki, haritalar aç İsmet. Haritalar açıyorlar. Diyor ki, orduyu Sakarya'nın gerisine çek. İsmet Paşa bir bakıyor, 100 kilometre. Aradaki halkı kime bırakacağız? Nasıl yaparız diyor bu halkı? Peki İsmet'ciğim diyor, sen söyle ne düşünüyorsun? Cevap yok. Düşünemiyor bile herif ya. Aradaki halkı koruyalım diyor ama nasıl yapacağını bilmiyor. Atatürk diyor ki kafanı kullan İsmet diyor. Bak diyor, 100 kilometre geri çekiliyoruz diyor. Arkamızdan Papulas gelecek diyor. Nereden gelecek diyor. Benim ülkemin içinden gelecek diyor. Herifin ikmal hatları uzuyor diyor. Yabancı bir yerde geliyor, hiçbir şey bulamaz diyor. Bırak gelsin. Onu diyor vatanın harimi İsmet'inde boğacağım. Harim İsmet'inde boğacağım. Yani namusuna hiç kimsenin girmemesi gereken yere bırak girsin diyor. Orada gırtlaklayacağım. Ve Sakarya. Ötekiler al al al. Büyük Tarus'u planlıyor. Bütün gücü topluyor güneyde. Çünkü Marşal Tavsen geliyor. Bakıyor. Diyor ki burayı diyor Türkler diyor 6 ayda geçerlerse 6 günde geçtik desinler diyor. Atatürk diyor ki burayı devirirsek bitti cephe. Bir de gücü topluyor. Yakup Şevki Paşa garibim diyor ki sen diyor bütün gücü diyor güneyde topladın, beni çıplak bıraktın. Karşımda Diyenis duruyor. Diyenis bir saldırırsa diyor, herif soluğu Ankara'da alır. Saldırmaz paşam. Ya ya saldırırsa diyor, saldırmaz paşam diyor, saldıramaz diyor. Niye diyor, karşınızda sizin ordunuz var. Yahu benim orduyu diyor soydun sahne çevirdin. İyi yeriz bilmiyor. Ve biliyorsunuz 3 günde yarmıştır Türk birlikleri Yunan haplarına. Uşağa giderken bunu bana rahmetli dedeciğim anlattıydı. Ben diyor bizzat Yakup Şevki Paşa'dan dinledim. 2 otomobil karşılaşıyor. Atatürk'ün otomobili Yakup Şevki Paşa'nın otomobili. Yakup Şevki Paşa şoförünün kapısını açmasını beklemeden sıçrıyor arabanın üstünde. Atatürk'ün çamurluğuna atlıyor. Bileğini yakalıyor. Atatürk öğrencisi Yakup Şevki Paşa. Bileğini yakalıyor, ver diyor. Atatürk aman paşam diyor, hayır ola da elini öpeceğim diyor. Estağfurullah paşam diyor Atatürk. Ne oldu diyor. Sen diyor, bizim gibi ihtiyar katırların göremediğini gördün. Katır diyor, bizim gibi ihtiyar katırların göremediğini gördün. Fakat kafa meselesi. Yani Atatürk'ün büyük tarih planına bakın çok basit bir plandır.